Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli izleyici kardeşlerim. Alemlerin Yüce Rabbi Allahu Zülcelal Hazretlerinin selamı, selameti, rahmet ve bereketi üzerinize olsun diyerek söze başlıyorum. Yine sözlerimin başında bizi yoktan var edip yüce zatına kul, Habibine, sevgilisine ümmet eyleyen alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun diyorum. Tabi sayısız nimetler içerisindeyiz. Başta İslam ve iman nimeti onlara hesapsız şükürlerle hem kendi adıma hem de sizin adınıza şükrediyorum. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamı yine hem sizin hem de kendim adına arz ediyorum. Rabbim ve Selam'ın ruhunu haberdar kılsın diye de dua ediyorum. Değerli kardeşlerim birkaç haftadır dil konusu üzerinde duruyoruz. Meselenin ehemmiyetine binaen bugün de aynı konuyu devam ettireceğiz inşallah. Hatırlayacaksınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis aktarmıştım. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde sabah oldu mu bütün organlar dile rica ederler diye buyuruyorlardı. Ve şöyle diyorlarmış. Ne olur bizim hakkımızda Allahu Zülcelal Hazretlerinden kork ve istikamette ol. Zira sen istikamette olursan biz rahat ederiz. Biz de istikamette oluruz. Ama sen yanılacak, sen bizi sıkıntıya düşürecek, sen kötü bir şey söyleyecek olursan sıkıntıyı hep beraber çekeriz dercesine öyle dile yalvarıyorlarmış. Hal böyle olunca işin ehemmiyetine binaen konunun çok mühim olması sebebiyle bu hafta da inşallah bu konunun üzerine duracağız. Ve gün gelecek başka konuları da yani bu konunun çerçevesinde ele alınabilecek mesela yemin konusu yine dille ilgili yemin ettiğimiz zaman veya yalan yere Allah korusun yemin edildiği zaman ne oluyor? O konuyu mesela yine ele alacağız inşallah ama bugün gıybet konusunu inşallah tamamlamış olacağız. Sonra hemen ona benzeyen bir konu, nemime dediğimiz laftayışıcılık konusunu ele alacağız ve zamanımız kalırsa bir başka konuya daha temas edeceğiz rahman. Değerli kardeşlerim, gıybet dedik ki büyük günahlardandır. Yani bu konuda birçok alimimizin hemen hemen ittifakı var. Geçen hafta arz etmiştim siz değerli izleyici kardeşlerime. Büyük müfessir i̇mam Kurtubi Hazretleri ayeti kerimeleri ele aldığı zaman maddeler halinde, meseleler halinde tahlil eder. O geçen hafta okuduğumuz ayeti kerimeyi yani gıybetle ilgili ayeti kerimeyi tahlil ederken meselelerin birinde, başlıkların veya paragrafların birinde de gıybet büyük günahtır diyerek bu konuya geniş yer veriyor. Arzu eden kardeşlerim müracaat edebilirler. Çünkü Sünnet-i Ebu Davud'da, Sünnet-i Ebi Davud demek ilmi tabiriyle belki daha güzel. Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu ifade olunuyor efendim. Buyuruluyor ki, inne minel kebairi istitaletur raculi. İstitaleten raculi fi irdi raculin muslimin bi gayri hakkin. Bir kişinin herhangi bir Müslümanın haksız yere manevi iffetine, şahsiyetine dil uzatması büyük günahlardandır diye buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani işte tam gıybetin tarifi oluyor değerli kardeşlerim. Bir müminin arkasından onun hoşuna gitmeyecek olan bir şeyi bir başkasının söylemesi yani artık izah ettik ve meseleyi açıkça anladık. Gıybette bulunması, onun gıybetini yapması ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazretleri kat'i bir dille yasaklıyor, nehy ediyor. Ve la ya'te ba'dukum diye Cenab-ı Hak emrediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bunun büyük günahlardan olduğunu ifade ediyor. Hal böyle olunca niye kendi elimizle kendimizi ateşe atalım? Değerli kardeşlerim kaldı ki zaman zaman şu hakikati ifade ediyoruz ve diyoruz ki evet insan yanılır, hata eder, beşer şaşar, biz günaha gireriz. Yani günaha girmemek hele hele bugünün dünyasında sanki imkansız bir hal ama mümin olana yakışan Allahu Zülcelal Hazretlerinin huzurunda hesap vereceğine inanan, ahiretin mutlaka olduğunu bilen bir mümine yakışan odur ki büyük günahlardan sakınsın. Değil mi efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saymış olduğu o büyük günahlardan sakınmamız lazım ki aleyhissalatü vesselam büyük günahları sayarlarken geçen gün geçen sohbetlerimizde birinde söylemiştik değerli kardeşlerim. Kişinin belini kıran yani ahirette helakine sebep olan Allah'ın huzurunda fıvkalade pişmanlığa ve cehennem azabına sebep olan tövbe edilmediği, istiğfar edilmediği, Allah'a yönelilmediği takdirde kişinin günaha girmesine ve cehenneme atılmasına sebep olan günahlar olarak tarif ediyordu. Demek ki gıybet büyük günahlardandır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadisi şeriflerinde de bu hadis naklediliyor. Tabi başkalarından, başka yerlerden alınarak naklediliyor bu hadis-i şerifler. Tergib, e, müstakil bir hadis kaynağı değil ama e, birçok hadisi içerisinde toplayan bir kaynak olduğu için çokça istifade ediyoruz. Allah onlardan hep razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu ifade ediliyor efendim. "Ribet zinadan daha büyük günahtır. Dediler ki ya Resulallah nasıl olur bu? Yani zina işte büyük günahlar arasında sayılan Cenab-ı Hak Hazretlerinin özür dilerek ifade ediyorum. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de yaklaşmayın diye emrettiği bırakın kendini yapmak yani o fiili bizzat işlemek yaklaşmayın diyerek Cenab-ı Hak Hazretlerinin yasakladığı ve de yaklaşmamamızı bile yani oraya götüren o kötü fiile götüren davranışlara bile dönüp bakmamamız gerektiğini Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin ifadeleri de böyle hep Rabbimizin emrettiği o çirkin fiille Aleyhisselatü Vesselam gıybeti mukayese ediyorlar karşı, karşılaştırıyorlar ve de buyuruyorlar ki gıybet zinadan daha büyük günahtır. Dediler ki nasıl olur ya Resulallah? E kişi zina eder buyurdu aleyhissalatü vesselam. Arkasından pişman olur, nedamet eder ve de Cenab-ı Hak hazretlerine tövbe eder. Alemlerin yüce Rabbi de onu affeder. Ama gıybet daha çok büyük tehlikelere sebebiyet verebildiği için hatta karşı taraftaki insanla belki geçen hafta arz etmiştim siz değerli kardeşlerime halallaşmak bile yerine göre mümkün olmadığı için gıybet diyor aleyhissalatu vesselam la yuferu lehu hatta yagfira lehu sahibuhu gıybet edilen gıybet olunan daha doğrusu karşı taraftaki kişi hakkını halal etmediği müddetçe ki bu konuda %99 gıybet ettiğimiz insanın bizden haberi olmuyor. Bizden haberi olmuyor. Biz onun arkasından konuşup geçiyoruz. Sonra da onunla halallaşmayı bir ar meselesi yapıyoruz. Yani utanıyoruz bu konuda. Gidip de kardeşim ben senin gıybetini ettim, hakkını bana halal et demekten çekiniyoruz. Hal böyle olunca günah olduğu gibi kalıyor. Karşı tarafta bize hakkını halal etmediği için gayri ihtiyari elimizde olmadan Rabbim korusun helallaşmak ahirete kalmış oluyor ki biraz sonra durumun vehametini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek dilinden siz değerli kardeşlerim aktaracağım iş inşallah. Değerli kardeşlerim kendimize sahip olmalıyız. Bilmiyorum siz ne dersiniz bu sohbetin bana çok faydası oldu. Şimdi ben böyle kendimi inşallah bu şuuru Cenab-ı ölünceye kadar korumayı ve muhafaza etmeyi cümlemize nasip etsin. Tetikte tutuyorum. Acaba ağzından çıkan bir şey, herhangi bir kardeşimin e, adından bahsederken, ondan bahsederken, tabii mecburen konuşuyoruz. Bu kardeşimiz böyle yaptı veya şu kardeşimizde şöyle bir meselemiz var gibi konuşmalar oluyor. Acaba bunlardan biri gıybete girer mi diye sanki böyle tetikte duruyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlemize konuştuğumuz ve dinlediğimizle amel etmeyi ve onlardan istifade etmeyi nasip etsin. Tabi mesele laf ebeli değil ki değerli kardeşlerim. Amel etmek. iş yapmak. İnşallah onu size genişçe bir arz edeceğim. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam hani Kehf suresinde anlatılan bir hikayeleri var, bir hatıraları var. Onu inşallah bir gün genişçe siz değerli kardeşlerime arz etmek istiyorum. Ayrılacakları zaman Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamdan ricada bulunuyor. Diyor ki ne olur bana nasihat et. Onun da böyle Ruhul Beyan'da İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin aktardıkları 7-8 veya 8-10 maddelik bir nasihati var Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'a. Ama ilk nasihati böyle. İlmi başkalarına aktarmak için değil, kendin önce amel etmek için tahsil et. İlim öğreniyor musun? Öğrendiğin ilimle kendin amel et. Onun için başta benim ve benim arkadaşlarımın, benim kardeşlerimin anlatanların, söyleyenlerin amel etmeleri lazım ki siz de ehli kardeşlerimize faydalı olalım. Ama inşallah bu konuda birbirimize dua edeceğiz. Hani ahitleştik ya birbirimize dua edeceğiz diye. Siz bana, ben de aciz halimle sizlere dua edeceğim. Rabbim bu tip kötülüklerden, mahşere kalan bütün veballerden ve günahlardan Rabbim cümlemizi ve bütün din kardeşlerimizi korusun inşallah. Dediğim gibi dünyada biz günahlara gireriz değerli kardeşlerim. Halimizi itiraf edelim. Aczimizi bilelim. Haddimizi bilelim. Biz günaha gireriz ama dünyada yaptığımız istiğfarlar, Rabbimize yönelmemiz, kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz sadakalar hep anlatıyoruz. Sonra çektiğimiz hastalıklar, sıkıntılar ve çileler Resulullah hatta buyuruyorlar. Müminin ayağına batan diken bile Şimdi bir müminin ayakkabısının ayağını sıkması bile günahlarına kefarettir. Müminin gönlüne gelen hüzünler, kederler bile onun günahlarının affolunmasına vesiledir. İşte o küçük günahlar, bütün bu güzellikler inler hasenat yuzhibnasiyyat diyoruz ya ayeti kerimeden alarak iyilikler günahları affettirir, affeder, temizler, yok eder buyuruyor ya Cenab-ı Hak Hazretleri. Bu iyilikler küçük günahları dünyada siliyor, süpürüyor, yok ediyor inşallah. Mümin büyük günah işlememeli diyoruz. Ama Allah korusun. Hani ve kana emrullah kadaran makdura ayeti kerimesinde ifade olunduğu gibi o konuda da bir atlanılamayan, geçilemeyen kader varsa büyük günahlara büyük tövbe lazım. Göz yaşlarıyla ya Rabbi demek lazım. Olur ya geçmişte olabilir. İşlediğimiz büyük günahlarda olabilir. E onlar bizim sırtımızda hep kambur olarak kalacak. Bizimle ahirete gidecek mi? Yok o, o günah, onları da taşımamamız lazım. Yana yapmamız onlar için de özel tevbeler yapmamız. Özellikle Rabbimize yalvarmamız. Göz yaşlarıyla kimsenin görmediği yerlerde mesela geceleri seher vakitlerinde ya Rabbi diyerek namazlarla, sadakalarla, oruçlarla sonra efendim gözyaşlarıyla yapılan dua ve istiğfarlarla Rabbimize yalvarmamız lazım. Umulur ki alemlerin Yüce Rabbi bizi affeder. Umulur ki. Tabii affetmek, onun elinde bağışlamak sadece ona mahsus. O dilerse bağışlar. O dilerse affeder. Hatta küçük günahları bile öyle. Onun için asla cüretkar olmamak, asla yani bu kadar günah da bizde bulunsun canım diyerek, Cenab-ı Hak Hazretlerine karşı Allah korusun, küstahlaşmamak lazım. Aczimizi bilmemiz, halimizi itiraf etmemiz, Ya Rabbi biz günahkar kullarını affeyle ve bağışla diye, alemlerin Yüce Rabbine, Allah'ımıza yalvarmamız gerekmektedir. Değerli kardeşlerim, konunun ehemmiyetine binaen birkaç misal daha vereceğim. Ki aldığım e, haberler beni memnun etti doğrusu. Yani gerek Konya'dan gerek Konya dışından bana, Telefon eden kardeşlerim dediler ki hocam bu konuya iyi ki temas ettiniz bize faydalı oldu dediler. Ben de siz değerli kardeşlerime faydalı olabildiğim için Rabbime hesapsız şükürlerle şükrediyor. Nihayetsiz hamdlerle hamd ediyor. Rabbim bizi ümmeti Muhammed'in içerisinde ümmeti Muhammed'e siz değerli kardeşlerimize faydalı unsur kılsın inşallah diye iltica ediyorum. Onun için madem ki konu bu kadar mühimdir bir iki konuyu daha ele alarak diğer konuma geçmek istiyorum. Rabbim izin verirse. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim miraca çıktığım zaman bir grup insanlar gördüm. Hani hatırlayınız inşallah miraç gecesi gelir de Geçen haftada da işaret etmiştik. Eğer onu miraç hadisesini o tatlı o güzel hadiseyi e, yeniden anlatma imkanı bulursak belki yine te, e, temas edeceğiz bu konulara sallallahu aleyhi ve sellem önce doğrudan bir miraça çıktılar. Cenab-ı Hak ile aralarında Süleyman Çelebi'nin dediği 90 bin kelam geçti. Süleyman Çelebi öyle söylüyor. Başka kaynaklarda belki görmüyoruz ama hani o civarda biraz aşağı biraz yukarı artık Allahu Zülcelal Hazretleri ile Resulullah bilirler. Sonra dönüşlerinde sallallahu aleyhi ve sellem cennetleri ve cehennemleri gezdi. Cebrail aleyhisselam ona gezdirdi. Ben diyor miracda mirac dönüşü gezerken artık tam nasıl olduğunu inşallahurrahman diyorum ben. Cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorarız da onun mübarek ağzından, onun mübarek dizinin dibinde dinleriz değerli kardeşlerim. İnşallah Rabbim bizi bu şereften mahrum eylemesin. Miraç konusunda biliyorsunuz alimlerimizin değişik rivayetleri var. Şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Yani hala açığa çıkmamış olan bazı mühim noktalar var ki tabii Allah ile Resul arasında sır olan o muhteşem hatıranın bazı yönlerinin bize kapalı olması muhakkak güzeldir. Değil mi değerli kardeşlerim? Hani denilir ya devlet sırrıdır bu kimseye söylenilmez. O da Risalet'in sırrı. Hatta Allah'u Zülcelal Hazretleri Rabbimiz tarafından bakacak olursak vahdaniyetin ve o yüce kudretin sırrı her şey bize anlatılmamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Cenab-ı Hak Hazretlerinde bazı risalete dair konular var ki biz o konuda hiçbir şey söyleyemiyoruz. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki hurufu mukatta dediğimiz harfler, o surelerin başındaki sadece okuyor ve geçiyoruz o harfleri. Ne diyoruz izahından? Allah ve Resulü bilir. E, bu da yakışıyor değerli kardeşlerim. Çünkü bu din Allah'ın dini. İnsanlar acizlerini noksanlıklarını, akıllarının sınırlı olduğunu itiraf etsinler diye Cenab-ı Hak Hazretleri, hani o ben her şeyi bilirim diyen insanların, tarihi öyle güçlü alimler yetiştirmiş ki, mesela deniliyor ki falan insan için nisyanı münkirdir. Ne demek yani? Hayatım boyu duyduğum hiçbir şeyi unutmadım diyen insanlar var. E yani bu insanların da acizlerini itiraf etmeleri için Cenab-ı Hak Hazretleri bazı yerde onlara da kapıları kapatıyor. O arada kapılar sadece Resulullah'a açık. E yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme açılmayan kapılar da var mıdır? Allah bilir tabii. Allah bilir tabii. Onun için e, Miraç hadisesini biz inşallah cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden daha açık, daha net, daha teferruatlı dinleriz. Rabbim lütfeder inşallah diyorum. Ama o günün bir hatırası. Resulullah biliyorlar bir grup insanlar gördüm. Tırnakları böyle uzatılmış ve bakırdan tırnaklar var ellerinde. Çok uzatılmış tırnaklar. O tırnaklarla bakır tırnaklarla yüzlerini ve sadirlerini göğüslerini paramparça ediyorlar öyle parçalıyorlar. Korkunç bir manzara. Perişan insanlar. Düşünebiliyor musunuz? Kendi elleriyle, kendi tırnaklarıyla hem de bakırdan tırnaklarıyla kendi yüzünün etlerini ve kendi sadirlerini, kendi göğüslerini parçalıyorlar. Onları yırtıyorlar böyle. Sordum, ya Cibril kimdir bunlar? Kimdir bunlar? Dedi ki, هَاُولَيَ اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ fi اَعْرَاضِهِمْ Ya Resulallah bunlar dünyadayken gıybet edip mümin kardeşlerinin veya diğer insanların etlerini yiyen kişiler veya başkalarının manevi şahsiyetlerine, şahsiyeti maneviyelerine, yani onların iffetlerine ve namuslarına iftiralarda bulunan, onlar aleyhinde yalan söyleyip de onlara hakaret eden kişilerdir. Yani değerli kardeşlerim, başta ben hiçbirimiz konuştuğumuz sözlerin ağzımızdan çıkan kelimelerin havaya boşluğa gittiğini zannetmemeliyiz. Kaydedenler var. Zapt edenler var. Ayet-i kerimede buna çok açık net işaret var. Sen ma min kavlin illa ladayhi atid. Sağımızdaki o rakip, solumuzdaki atid denilen melek söylediğimiz her şeyi noktasına ve virgülüne kadar yazıyorlar, muhafaza ediyorlar. Yani bunu biz geçmişte insanlara anlatmaya çalışsaydık belki zorlanırdık. Veya acaba nasıl bir şey ki? E şimdi düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? falan kişinin bir sağına kameraman, bir soluna kameraman konulsa ve ellerine de tabii onların ellerinde kameraları olsa sabahtan akşama kadar bütün yaptıklarını iki tarafından iki kişi kameraya alacak olsa hangi hareket, hangi davranış gözden kaçar? Yani Hal böyle olunca Allahu Zülcelal Hazretlerinden çok korkmamız gerekiyor. He o hele hele o kapalı kapılar ardında müminlerin, Müslümanların, iffetli ve namuslu insanların, dürüst insanların aleyhinde kararlar alanlar var ya, yarın mahşer gününde onlar perişan olacaklar. Mahvolacaklar olacaklar ve de hayretler içerisinde kalacaklarmış. Önlerine amel defterli, defterleri açıldığı zaman görecekler ki noktasına virgülüne varıncaya kadar her söyledikleri ve her yaptıkları oraya zapt edilmiş, oraya kaydedilmiş. Şaşıracaklarmış münafıklar böyle. Tabi müminler bunu biliyorlar, inanıyorlar. Şimdiden ona göre hareket ediyorlar. Dilinden bir şey kaçıverirse hemen arkasından istiğfar ediyor. Ya Rabbi yanıldım, hata ettim. Hemen istiğfar ediyor. Hemen, hemen Cenab-ı Hak Hazretlerine yöneliyor. Ama öbürü söyleyip geçiyor. Veya bu kadar da bizden olsun diyor. Veya inanmıyor. İnanmıyor. Açıkça da bunu söylüyor. Ama mahşer var. Mahşer var. Ve o melekler zapt ediyorlar, muhafaza ediyorlar. Böyle diyeceklermiş. Mali hadal kitab la yugadiru saghiratan ve la kebiratan illa ahsaha. Bu nasıl nasıl kitap böyle? Bu nasıl defter? Bu nasıl zabit zabıt varakası? Bu buna nasıl kaydedilmiş böyle? Küçük büyük. Küçükleri Cenab-ı Hak önce e, kaydediyor veya ifade buyuruyorlar. Önce söylüyorlar. La yugadiru ve la illa ahsaha. Tabi yani biz hani o küçüklerine değer, vermiyoruz. Ehemiyet vermiyoruz ya. Onlar bile kaydolunuyor haberiniz ola dercesine Cenabı ı Hak Hazretleri. Küçük büyük ne yapmışsak her şey burada var. Ve o gün yine Kur'an-ı Kerim'in anlattığına, ifade ettiğine, Rabbimizin ifade buyurduğuna göre kafirler için, münafıkları için çok zor, çok çetin bir gün olacak değerli kardeşlerim. Rabbim bizi o günde yüzü kara olanlardan eylemesin inşallah. Evet buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam ya Resulallah bunlar dünyadayken insanları gıybet edip insanların etlerini yiyenlerdir. Bugün bunlar kendi kendilerine böyle azap ediyorlar veya başkalarına iftirada bulunup bühtanda bulunup aleyhlerinde söyleyip onları karalayan insanlardır. Manevi efendim iffetlerine tasallutta bulunanlardır. Onun için Ali sallallahu Vesselam efendimiz Hazretleri şöyle emrediyorlar. Ya ma'şara men amene bi lisanihi ve lem yedhul il iman kalbahu, Ey diliyle iman edip de iman kalbine nüfuz etmeyen kişiler. Yani imanı zayıf olan o insanlar, imanı kalplerine henüz yerleşmemiş olanlar la taqtabul muslimin Müslümanların gıybetini yapmayın buyuruyor Ali Salat Vesselam böyle emrediyor. Buradan şunu da anlıyoruz. Demek ki ancak imanı zayıf olan bir başka Müslümanı gıybet edebilir. O güçlü iman, o kuvvetli iman asla bırakmaz ki sahibi bir başkasının gıybetini yapsın. Öyleyse, öyleyse değerli kardeşlerim dikkat edeceğiz. Dikkat edeceğiz, kendimize çeki düzen vereceğiz ve de söyle yaptıklarımızdan hesap verdiğimiz gibi Dilimizden çıkanlardan, konuştuklarımızdan da Allahu Zülcelal Hazretleri'ne hesap vereceğimizi asla unutmayacağız. Resulullah Müslüman diğer bütün Müslümanlara kanıyla, ırzıyla, iffet ve namusuyla ve malıyla haramdır. Yani hiçbir kişi bir başkasının kanına el uzatamaz, ırzına dil uzatamaz, ona kötü gözle bakamaz ve malını da alamaz. Hırsızlık da yapamaz diye buyuruyorlar ki buna benzer bir konuyu Ali Salatü Vesselam yani bu ifadeleri aynen veda hutbesinde de ifade etmişlerdi. Hani biraz evvel işaret etmiştim değerli kardeşlerim o hakikat şu Ali Salatü Vesselam Efendimiz Hazretleri bir gün sahabe-i kiram efendilerimize buyurdular ki siz iflas etmiş kişi diye müflis diye kime dersiniz? sahabe-i buyurdular ki ya Resulallah biz müflis diye bizde de aynı anlamda kullanılıyor bugün artık yani bir mutabakat var aynı kelime aynı anlamda kullanılıyor böyle demek ki bize Arapçadan geçmiştir belki de yani belki de dediğim bizden oraya geçmiş de olabilir ama kuvvetle ihtimal Arapçadan Türkçe'ye geçmiş Resulullah buyuruyorlar ki müflis kime denilir siz kime diyorsunuz müflis ya Resulallah parası, pulu, malı, servet hiçbir şey kalmamış kişiye biz müflis, iflas etmiş adam diyoruz. Resulallah buyurdular ki gerçek müflis o değildir. Gerçek müflis yarın Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzurunda bir kişi gelir. Yani hayatı boyu şuna hakaret etmiş, buna iftira etmiş, onun malını yemiş veya çalmış, zorla onun malını gasp etmiş, ötekisinin kanını dökmüş, bunu dövmüş, yani etrafındakilere hep zarar vermiş bir insan. Hep zarar vermiş bir insan. Zalimce yaşamış. Böyle zalimleri diğer hadis-i şeriften alarak söylüyorum Cenab-ı Hak Hazretleri ortaya çıkaracak. Üstüne de bir sancak dikilecekmiş. Bu adam falan zalimdir. Bu sancak, bu bayrak da yani insanlar bilsinler diye bir filama bir işaret gibi falan zalimin bulunduğu yerdir. Bundan alacağı olanlar gelsinler, alsınlar denilecekmiş bütün mahşer ahalisine. Ve de ondan alacağı olan insanlar sıraya gireceklermiş. Değerli kardeşler. Şimdi manzarayı tahayyül edin. Mahşer yerindeyiz. Bir tarafta cehennet, cennet. Bir tarafta cennet. Önce cennetten bahsedelim. Ama öbür tarafta da mecburen cehennem. Ve de mahşer yerindeyiz. Tüm insanlık peygamberler de dahil orada ve Allahu Zülcelal Hazretleri ahkemül hakimin olan Allahu Zülcelal Hazretleri kulların hesabını görüyor ve bir zalimi ortaya çıkarmışlar. Demişler ki bundan alacağı olanlar gelsin alsınlar. Resulullah işte biraz evvel söyledim buyuruyorlar. Ona hakaret etmiş, buna zulmetmiş, onun malını çalmış, bunu aldatmış, onu onun kanını dökmüş. Rabbim korusun, Rabbim korusun. Etrafındakilere hep kötü muamelede bulunmuş. Önce ne yapılacak değerli kardeşlerim? Aleyhisselatü Vesselam ifade ediyorlar. Önce kendisinin şayet varsa, kabul olunmuş olan o günde ne para geçerli ne altın geçerli. Hani ne senet yazayım da al götür bunu sonra tahsil edersin ne de çek vereyim. Yok 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 öyle bir şey yok değerli kardeşler. Rabbim muhafaza buyursun. O gün geçerli olan tek şey kabul olun Onda da kabul olunmamışlar da işe yaramıyor. Kabul olunmuş ameller varsa kabul olunmuş namazı, orucu, haccı, umresi, zekatı yani nesi varsa sadakası, neler varsa e tabi onunla halalaşacak ya bir şey vermesi lazım. Dünyadaki zulmüne karşılık verilir, 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 verilir. Nihayet melekler derlermiş ki ya Rabbi bunun bütün kabul olunmuş amellerini dağıttık biz. Ama alacaklılar daha sırada binlerce insan var. Yani tarihen milyonlarca insana zulmetmiş insanlar var mı yok mu değerli kardeşlerim? Yani mesela bir milletin tarihinde bir milletin dinine, diyanetine, iffet ve namusuna bir adam bir kötülük yapmış olsa. Bir hadis-i şerifte buna çok açık işaret var. O kötü davranış devam ettiği müddetçe o insanın üzerine vebal, günah yığılmaya devam ediyor. Ne zamana kadar o kötü davranışla insanlar amel etmeye devam ederlerse etsinler. Yani kıyamete kadar devam ederse kıyamete kadar vebal devam ediyor. Bu hadisi şerifi daha net anlayabilmemiz için aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki Adem aleyhisselamın çocuklarından kabile yeryüzünde her insan katledildikçe öldürüldükçe bir vebal yazılır. Çünkü ilk insan kardeşi Habil'i öldürmüştü ya. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu vebalin altından kalkmak mümkün mü değerli kardeşlerim? Allah korusun. Yani bu mesuliyeti, bu, bu, bu masiyeti temizleyebilmek mümkün mü? Asla mümkün değil. Bizim tarihimizde de böyleleri yok mu? Var elbette. Kötü bir bid'at meydana getiren, kötü bir çığır açan istersem bundan 300 yıl, 500 yıl evvel, 100 yıl evvel ölmüş olsun. O günah, o masiyet, o isyan devam etmiş olduğu müddetçe, devam ettiği müddetçe o kötülüğü çıkarana o vebalin bir misli aynen yazılmış. Hem işleyene hem de ona ilk olarak sebebiyet verene kıyamete kadar yazılmaya devam ediyor. Ya Rabbi bu kulun alacaklısı daha çok. E peki verecek bir şeyi kalmadı. Ne olacak? Nasıl halallaşacaklar? Resulullah buyuruyor ki bu defa alacaklıların günahlarından buna yüklenmeye başlanır. Oradaki insanların günahları var ya dünyada işledikleri günahlar onun günahı bunun üstüne yüklenmeye başlanır. Günahından buna verilir 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 İşte o insan gerçekten iflas etmiş insandır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Bu adam kendini böyle binlerce insana zulmetmiş, yüzlerce insana gıybet etmiş ve de güzel bir hayat geçirmemiş. Allah'a tövbe etmeden, istiğfar etmeden ölmüş bir insanın halinin bir gün temize çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Rabbi muhafaza buyursun. Sonunda diyor Aleyhisselatü Vesselam o kişi o günahlarla cehenneme atılır. Artık cehennemde ne kadar kalır? Eğer imanla ölebilmişse elbette bir gün çıkar ama çok zordur, çok zordur, çok zordur. Rabbi muhafaza buyursun. Öyleyse gıybet etmeyeceğiz değerli kardeşlerim durup dururken başkalarının günahını alıp da kendi sevaplarımızı onlara o zorlukla kazandığımız amellerimizi başkalarına durup dururken hiç karşılıksız hatta günah karşılığında satmayacağız, hibe etmeyeceğiz. Hasan-ı Basri rahimullah'dan anlatılır veya İslam büyüklerinden demişler ki efendim falan kişi senin gıybetini yapıyor. Yani Hazret ona bir tabak güzel meyveler göndermiş. Şaşırmış. Niye gönderdi efendim? Niye gönderdiniz efendim? E duydum ki sen benim gıybetimi yapmışsın. Ben istemeden benim günahlarımı yüklenmişsin. Sana teşekkür sadedinde o meyveleri gönderdim diye öyle ifade etmişler. Yani hiç yoktan başkalarının günahını yüklenmenin vebale girmenin alemi yok diyorum değerli kardeşlerim. Nasıl yapacağız? Sabredeceğiz sabredeceğiz. Kendimizi kontrol edeceğiz. Ağzımızdan çıkan cümlelere dikkat edeceğiz. Eğer o tarafa doğru bir kayış varsa yani ağzımızda dilimizde o tarafa doğru giden bir konuşma varsa hemen hayır diyeceğiz. Keseceğiz onu. Veya etrafımızdaki insanlar veya etrafımızdaki insanlar mesela oturuyoruz ailecek sohbet ediyoruz. Komşunun sözü açılıyor. Tabii akrabalarımızdan bahsederiz, dostlarımızdan. Ama bu arada etrafımızdaki insanlardan veya bir akşam toplantısında sohbette mesela öyle o tarafa doğru kayma varsa hayır. Geçen de de etmiştim. Hayır. Bu gıybet, bu günah. Kendisi olsa biz bunu burada konuşamayız arkadaş. Öyleyse keselim. Konuşmayalım arkasından deyip o söze son vermek. Veya bir başka haddini bilmez. Asıl şunu söyleyeyim değerli kardeşlerim bir müminin bir daha perçinleyeyim bunu. Bir müminin bulunduğu bir yerde gıybet varsa mümin engel olmaya çalışmalı. Bırakın bunu. Hala devam ediyorlarsa bırakıp gitmeli diyor kitaplarımız. Eğer orada oturur da susarsa susmak ikrardandır malum. Günaha iştirak etmiş olur diyor büyüklerimiz, İslam büyükleri. Yani ben karışmadım ben gıybet. Hayır öyle değil. Ya engel olacaksın. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi Hani hadis şerifimiz var ya, sizden biriniz bir kötülüğü görürse ona önce eliyle engel olsun. Güç yetiremezse diliyle engel olsun. Hiç olmazsa kalbiyle buğz Ve iman. Bu imanın en zayıf mertebesi. Gıybet konusunda alimlerimiz diyorlar ki orayı terk etmeli. Orayı bırakıp gitmeli. Sustuğu zaman ikrar etmiş veya günaha iştirak etmiş olur. Evet. Ama güzel bir mümin, güçlü bir mümin susturuyor. Hayır diyor. Biz inanan insanlarız, bir kardeşimizin gıybetini yapmamalıyız. O konuda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i̇mam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bize müjde veriyor. Ve buyuruyorlar ki, bir kişi haberi yokken arkasından gıybet edilirken veya onun için iftira edilirken veya onun aleyhinde konuşulurken bir mümin kardeşinin iffet ve namusunu, manevi şahsiyetini korur, onu muhafaza eder, başkalarının ona dil uzatmasına engel olacak olursa, radallahu an ve cihin nara yevmel kıyame, o başkalarına kötülüklerine engel olduğu için, bir mümin kardeşinin manevi şahsiyetini koruduğu için Cenab-ı Hak Hazretleri de onu kıyamet gününde cehennem ateşinden muhafaza eder diye buyuruyorlar. Ve de bu asgari olarak dostluğun ve kardeşliğin şartlarındandır. Yani bizim bulunduğumuz bir yerde bizim sevdiğimiz, bizim itimat ettiğimiz, bizim dürüst tanıdığımız, bizim arkadaşlık yaptığımız birinin aleyhinde konuşulacak, biz de sükut edeceğiz. E bu dostluğa sığmaz değerli kardeşler. Olmamalı, engel olmalıyız. Tabii kavga etmenin alemi yok. Güzellikle ve de tatlılıkla. Bak bunu Allah da yasaklıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bize yasaklıyor gıybeti. Gıybet yapmayalım. Kendi varken söyleyebilir miyiz? Hayır. Öyleyse şimdi de konuşmayalım kardeşim deyip engel olmak. Değerli kardeşlerim, gıybet yani bir başka insanın arkasından bazı zamanlarda bir şeyler söylemek zaruret, mecburiyet haline gelirse diyor alimlerimiz o gıybet olmaz. Günah olmaktan çıkar. Mesela bir adamcağız haksızlığa uğramış. Mahkemeye gidecek bir şeyler anlatacak. Bir başkasının aleyhinde bana şöyle yaptı böyle yaptı. O gıybet olmaz diyor alimlerimiz. Veya bir başkasıyla bir münasebeti oldu müftülüğe gitti veya bir alime bir hocaya müracaat etti fetva alacak. İşte ben falan arkadaşımla şöyle yaptım o şöyle söyledi ben böyle söyledim. Fetva almak için karşı tarafa müracaat etmiş de bir şeyler anlatıyorsa anlatmak mecburiyeti varsa o zaman da gıybet olmaz. Veya bir kişi var ki kötü davranışları var insanlara zarar veriyor. Sadece gıybet olsun diye değil. Onun o kişinin zararından diğer kardeşlerimizi korumak için usulü dairesinde işi kötülüğe götürmeden münasip bir dille, çok uygun bir dille onun halini başkalarına haber vermek gıybet olmaz diyor kitaplarımız. Mesela toplumun içerisinde böyle insanlar var mıdır? Vardır. Borç para ister sizden. Der ki bir hafta on gün sonra getireceğim. Vermez. Bu bir alışkanlıktır. Kötü bir alışkanlıktır. Rabbi muhafaza buyursun. Siz onu birkaç defa tecrübe etmişsinizdir ki bu insanlar hakikaten toplumda müminlerin birbirlerine olan itibadın itibarını ve itimadını yıktıkları için bilhassa itimadını yıktıkları için çok kötü bir davranışta bulunuyorlar. Çünkü o alıyor, vermiyor. Bu defa o geri kendisine verdiği emanet gelmeyen kardeşimiz geri getirecek bir başkasına da verirken bu defa düşünüyor veya geçen sefer birisine vermiştim o getirmedi buna da vermeyeyim diye çok büyük ecir alacağı bir mükafattan ve bir kardeşine yardımdan geri kalıyor maalesef. Maalesef. Çok mühim bir mesele. Onun için güzel ahlaklı olmaya çalışmalıyız. Ben bile kaç defa yaşamıştım dırsam söylüyorum bunu. Çok enteresan bu konuda hatıralarım var. Bir münasebet alırsa siz değerli kardeşlerimle paylaşırım inşallah. Alıyor, götürüyor, getirmiyor. E yani müminlere olan itimadı yıkmaya hiçbirimizin hakkı yok ki. Ha siz onu bir başkasına münasip bir dille. Yani işi büyütmeden, abartmadan muttali olmuşsunuz. Mesela bir başka kardeşinizden yine borç istiyor sizin. E istersen verme deyip böyle çok münasip bir dille ona engel olmakta fayda var. Bu da gıybet olmaz diyor kitaplarımız. Sonra mesela bizim bir hadis ilmimiz var. Bu hadis ravileri var. Onların hallerini alimlerimiz didik didik etmişler ki bize rivayet ettikleri hadisler acaba sahih hadis mi, hasen hadis mi, zayıf hadis mi, metruk hadis mi, yani işte hadislerin nasıllığını ve niceliğini bile, bilebilmemiz için ona cerh ve tadil ilmi deniliyor. Yani hadisir bize rivayet eden kişilerin iyi taraflarını ve noksan taraflarını, ihmallerini bize aktarıyorlar. Böyle bir şeyin de İslam'a yararı olduğu için kıymet olmayacağını alimlerimiz ifade ediyorlar. Veyahut da bir kişiyi tarif edeceksiniz. Tanıtamıyorsunuz bir türlü. O kişinin vücudunda bir noksanlığı var. Mesela gözleri görmüyor. Yani işte falan ama kişi var ya veya falan ayağı aksak olan kişi var ya tamamen temiz bir niyetle tarif için bu da gıybet olmaz diyor alimlerimiz. Son bir madde. Bir adam bir günahı açıktan işliyorsa, irtikap ediyorsa yani açıkça içki içiyor. Açıkça sahtekarlık yapıyor. Açıkça insanları onun bu halini insanlara bir zarurete mebni duyurmanın da gıybet olmayacağını söylüyorlar. Durup dururken onun hakkında konuşmak hoş değil. Ama başka insanlara tanıtmak. Mesela çok iyi tanıdığınız bir insan size gelmişler. Diyorlar ki biz bu adamı tanımıyoruz. Biz bu delikanlıyı tanımıyoruz. Size soruyorlar bizim kızımıza talip oldu bu. Biz kızımızı bu delikanlıya verebilir miyiz? Doğruları söylemek mecburiyetimiz var. Yoksa Allah muhafaza buyursun ona veya bir başkasına yazık olabilir. Bu da gıybet olmaz değerli kardeşlerim. Eğer gıybete girmişsek sözü uzatmışım farkındayım. Eğer gıybete girmişsek bir başka kardeşimizin farkında olmadan istemeden gıybetini yapmışsak onun içinde kendimiz için de istiğfar ediyoruz. Geçen hafta söylemiştim bir daha tekrar ediyorum. Bu konuda alimlerimiz demişler ki bir kişi gıybet etti mi hemen peşinden şöyle desin. Allahu mağfirli ve limen ertebtuhu. Ya Rabbi beni de gıybetini yaptığım kardeşimi de affet Allah'ım. Bu dilerse Arapça olsun, isterse Türkçe olsun. istiğfardır, tövbedir. Yani pişmanlıktır ve Cenab-ı Hak Hazretlerine hem kendimiz adına hem karşıdaki kardeşimiz adına Allah'u Zülcelal Hazretlerinden af dilemektir. Sonra kimi kurallara göre, kimi alimlerimize göre gıybetini yaptığımız kişiyle mutlaka halallaşmamız lazım. Halallaşamazsak ahirete kalıyor diye biraz evvel söyledim. Yani bilmiyorum. Sadakalar vermek, dualar etmek. Yani bir, bir kardeşimizin geçmişte gıybetini yapmışız, unutmuş gitmişiz veya bilemiyoruz bugün. Sonradan aklımız başımıza gelmiş. Ne yapacağız? Yani sadaka verip bizim üzerimizde kul hakkı bulunanlar için de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Sadaka verip sevabını ona bağışlamak, nafile ibadetler yapıp bazen sevabını onlara bağışlamak veya onlar veya kendimiz onlar ve kendimiz adına istiğfarda bulunmak, Cenab-ı Hak Hazretlerine yalvarmak, tövbelerde bulunmak, yaptığımız nafile ibadetlerin ecirlerinden onlara da nasip ayırmak, inşallah Rabbimizin bizi de onlara da affetmesine vesile olur diyorum. Değerli kardeşlerim, konuyu iyi ele aldığımı, genişçe ele aldığımı tahmin ediyorum. Artık bundan sonra bana da size de düşen kendimize sahip olmaya çalışmaktır. Rabbim bizi bize bırakmasın, bizi, sizi ve bütün din kardeşlerimizi nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyursun. Dil ile ilgili son bir 10-15 dakikamız kalmış. Mühim bir konuyu daha ele almak istiyorum ki bunu daha önce söylemiştim. Hani laf taşımak diyoruz ya, ona Arapçada nemime deniliyor. Yani bir kişiden aldığını bir başka, bir başka kişiye götürmek, bir başkasına götürmek. Biraz evvel arz ettiğim gibi bu da bir hastalık değerli kardeşlerim. Bazı insanların huyudur bu. Allah korusun biz de zaman zaman buna düşebilir miyiz? Düşeriz. Ne yapacağız? Kıybette olduğu gibi dilimize sahip olacağız. Dilimize sahip olacağız. Veya bir başkası bize bir laf getirmiş. Peşinen söylüyoruz. Hasan-ı Basri Rahimahullah da öyle söylüyor. Diğer İslam alimler de böyle söylüyor. Hani aklın yolu bir diye bir tabir vardır ya. Düşünsek biz de aynı şeyi söyleriz. Buyuruyorlar ki size bir laf getiren, başkasından size laf taşıyan mutlaka sizinkini de başkasına götürür. Onun için aklınızı başınıza alınız. Doğru. Yani dili titremeden, ürpermeden başkasının söylediği şeyleri bize getiren insan bizimkini de başkasına götürür. Ve de fitne olur, fesat olur ve bu ahlak asla Allah ve Resulü tarafından hoş görülmüyor. Gerek ayeti kerimelerle gıybette olduğu gibi gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle bu konuya dikkat çekiliyor. Değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkça ve net olarak söylüyorlar. Laf taşıyan, nemimet yapan, birinin lafını alıp öbürüne götüren cennete giremez buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Net ve açık. Laf taşıyan cennete giremez. Yani bu bazen şöyle oluyor, bizden aldığını bir başkasına bu belli götürüyor. Bir de bir kişi bize bir kardeşimiz bize demeyelim bir başkasına olsun birine sır vermiş. Halbuki ben bunu sana söylüyorum, seninle paylaşıyorum bu sırrımı ama ne olur kimseye söyleme. E o da gidiyor, bir başkalarını anlatıyor falan bana şöyle anlattı böyle böyle olmuş. Bu Allah korusun hem emanete hianettir. Hem tabii o arada demiştir tamam tamam canım onu dinleyebilmek için yahu söylemeyene gerek var ben senin bu, tamam duydum unuttum der. Ama arkasından gider başkalarına anlatacak olursa hem emanete hıyanet etmiş olur. Hem vaadinde durmamış olur hem de laf taşımış olur. Artık hangi yönden bakarsanız bakın büyük bir vebadır Büyük bir vebadır Allah korusun münafıklığın alametlerine giren hallerdendir. Bu konuyla ilgili de, <laughs> ilgili de bir hadisi şerif siz değerli kardeşlerime arz edeceğim ve meselenin inşallah böylece daha iyi anlaşılmasına e, vasıta olmaya çalışacağım ki kafalarımızda daha iyi kalsın. Sahabeden Ebu Ümame radıyallahu anh Hazretleri, sıcak bir Medine günüydü diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Medine kabristanına Cenab-ı Hak ziyaret etmeyi nasip etsin hepimize. Medine kabristanına doğru Bakı'a doğru gidiyorduk. Bakı arka Garkat veya şimdilerde artık Cennetül Bakı deniliyor. Bakı'a doğru gidiyorduk. Sıcak bir gündü. Bizler diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında kalmıştık. Aleyhisselatü vesselam şöyle biraz beklediler, oturdular, istirahat buyurdular ve bize buyurdular ki siz öne geçin. Siz öne geçin. Siz önden gidin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize umur öğreterek hani insanların hep önünde yürümenin gurur ve kibir alameti olduğuna da işaretle Resulullah ki bir kısmınız önüme geçin hatta sahabenin tamamını bazen önüne alırlar ve arkamı meleklere bırakın diye de işaret buyururlardı. Resulullah'a devamlı Allah'ın rahmet melekleri bütün müminler için var da ama aleyhissalatü vesselam için bilhassa daha çok onlara boş, boş bırakın meleklere diye bir umur öğretiyor bir edep öğretiyor aleyhissalatü vesselam. Onlar geçtiler nihayet diyor bakıya geldik cennetül bakıya geldik. İki tane taze kabir toprağından belli ki toprağın rutubetinden belli ki veya halinden belli ki yeni defnedilmiş insanlar kimin bu kabirler buyurdu aleyhissalatü vesselam. Biz dedik ki ya Resulallah işte arkadaşlarımızdan Medine ahalisinden falan kişinin kabriyle falan kişinin kabri. İki ayrı veya üç ayrı rivayet var. Ben onları birleştirerek sizlere arz etmeye çalışacağım. Resulullah buyurdular ki, benim duyduğumu siz de duyuyor musunuz? Hayır, duymuyoruz ya Resulullah. Resulullah, o iki kabir sahibinin korkunç feryatlarla ve çığlıklarla feryat içerisinde olduklarını, yani kabir azabı içerisinde olduklarını ifade ettiler. Ve de buyurdular ki, bu iki kişi dünyadayken aslında büyük günah olduğu halde, ciddi mesuliyet olduğu halde hiç ciddiye almadıkları iki günah sebebiyle kabirlerinde azap olunuyorlar. Resulullah'ın duyup da insanların duymadıkları o feryatları, o çığlıkları için aleyhissalatü vesselam eğer sizin bu fuzuli konuşmalarınız olmasaydı veya sizin o çığlıklara tahammül gösterebileceğinizi bilseydi Cenab-ı Hak Hazretleri size o çığlıkları duyururdu ama yaşama imkanınız kalmazdı diyor. Çünkü o korkunç feryatlar, o korkunç çığlıklar insandan bütün zevk, lezzet denilen şeyleri alır götürür. Değerli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ben her iki konuya da artık açıklık getirmek durumundayım. Özür dileyerek Söylüyorum. Resulullah buyurdular ki şu kabrin sahibi dünyadayken idrar sıçrantılarına dikkat etmezdi. Yani çok özür diliyorum. Bağışlayınız. Belki televizyonda e, bu kadar aşıklığıyla bir meseleyi ele almak hoş olmayabilir. Daha özel sohbetlerde belki söylemek hoştur. Ama ben sizin affınıza mağruren, affınıza sığınarak Resulullah'ın ehemmiyetine binaen bize arz ettiği, bize, bize, söylediği bir konuyu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ben de size aktarmak ve arz etmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki bu kişi dünyadayken ihtiyacını giderirken idrar sıçrantılarından sakınmazdı. Onlar elbisesinde kalır, onunla namaz kılar, o yüzden bugün azap görüyor. Hani namaz konusunda demiştik ya, müminin, namaz kılan müminin bedeni temiz olacak. Elbisesi temiz olacak, namaz kıldığı yer temiz olacak. Temiz neden? İşte bu tip kirlerden, bu tip necasetlerden mutlaka temiz olması lazım. Öyleyse, öyleyse çok dikkatli olacağız değerli kardeşler. Çok dikkatli olacağız. Zaten idrar biliyorsunuz necaseti galizadır ve elbisemizde veya bedenimizde avuç ortasını geçtiği zaman namaz zaten kabul olunmaz. Ama küçük sıçrantılar da yani o hadden avuç ortasından daha küçük olanlar da böyle kabir azabına sebep olurmuş. Ve Resulullah buyuruyorlar ki eğer siz o çığlıkları, o feryatları duysaydınız dayanamazdınız. Nasıl feryat ediyorlar, nasıl çığlıkla bağırıyorlarsa Rabbim korusun. Öyleyse dikkatli olacağız, elbiselerimize dikkat edeceğiz. Çoraplarımıza dikkat edeceğiz. Giyenler varsa meslerine dikkat edecekler. Değerli kardeşlerim. Hani kış günlerinde mes giyiyoruz ya. Onlarla abdest tazeliyoruz. Onların temizliğine dikkat edeceğiz, tedbir alacağız. Kirlendiğini tahmin ettiğimiz zaman hemen yıkayacağız. Elhamdülillah. Rabbim yokluğunu göstermesin. Şimdilerde eskisi gibi değil ki şarıl şarıl çeşmelerimizden bolca sular akıyor elhamdülillah. Evet temiz olacak elbiselerimiz, paçalarımız temiz olacak, eteklerimiz temiz olacak, çoraplarımız temiz olacak, ayağımız Hadi abdeste yıkadık ama dediğim gibi çorabımızın veya mestimizin de temiz olması lazım değerli kardeşlerim. Biri bu. ikincisi bu da buyurdular aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri laf taşıyordu insanlar arasında. Bir rivayette gıybet ediyordu. Diğer bir rivayette laf taşıyordu. Onun lafını ona getiriyor. Bununkini öbürüne götürüyordu. O sebeple dünyada buna hiç itibar da etmiyordu. Küçük görüyordu ama bugün kabirde korkunç bir azabın içerisinde buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. Değerli kardeşlerim o kabir azabına dayanmak mümkün değildir. Mümkün değildir ki orada feryat etsek sesimizi duyan yok. Çığlık çığlığa kalsak bize e, hiç kimse merhamet etmiyor. Sonra sonra karanlık, havasız, dar bir dünya, dar bir dünya. Öyleyse öyleyse değerli kardeşlerim kendimize dikkat edeceğiz ve de Allah korusun bu vebale bu günahlara girmemeye çalışacağız. Yani e, bu konular yeri geldiği zaman söz açıldığı zaman inşallah yine zaman zaman bir şeyler sizlere söylemeye çalışacağız daha değerli kardeşlerim. Ama sebepsiz yere durur, durup dururken hani Anadolu tabiriyle hiç ortada bir, bir fayda yokken kendi sevaplarımızı başkalarına vermeyelim. Fuzuli yere başkalarının günahlarını yüklenmeyelim. Kendi elimizle kendimizi cehennem ateşine atmayalım diye hatırlatıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi tamamlayayım. Sohbetimiz, e, vaktimizin dolduğunu e, tahmin ediyorum. Arkadaşlarımız da öyle işaret ediyorlar değerli kardeşlerim. İnşallah kaldığımız yerden Cenab-ı Hak nasip ederse gelecek haftalarda devam ederiz. Resulullah buyurdular ki bana yeşil bir dal getirin. Oradan bir hurma dalı getirildi kendisine. Yeşil bir dal, taze bir dal. Aleyhisselatü Vesselam onu ikiye ayırdı, ikiye kırdı. Birinin kabrinin birinin üzerine birini dikti. Diğerinin üzerine de diğerini dikti. Ya Resulullah bunlar ne faydası olacak? Yeşil dal. Ha, önce Resulullah şöyle buyurdular. Kurumadığı müddetçe kabrin içerisindeki kabrin sahibine fayda verir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Peki ya Resulullah bu azap ne zamana kadar devam eder? Allah bilir gayiptir. Allahu Zülcelal Hazretleri bilir ne zamana kadar devam edeceğini. Belki o günahı tamamlayıncaya kadar belki yıllarca devam edecek Allah muhafaza buyursun. E peki o yeşil dallar nasıl fayda veriyor? Bütün canlı varlıklar Allahu Zülcelal Hazretlerini zikrediyorlar ya. O yeşil dalın zikri devam ettiği müddetçe, kurumadığı müddetçe altındaki kabrin sahibine faydası olur diyor kitaplarımız ve halimlerimiz. Onun için kabristanların otları yolunmaz. Onun için kabristanın ağaçları kırılmaz. Onun için kabristanda hayvan otlatılmaz. Onun için kabristanlara saygı duyulur ve hatta üzerlerine böyle yeşil kalacak bir şeyler ekmek yani bir, e, orada mesela bir bir gül fidanının olması, ne bileyim bir bir e, çam ağacının bir mazının olması sahibi için faydalıdır. Onun için bizim kabristanlarımız hep yeşilliktir, ağaçlarla doldur. Ve de kabristandan efendim geçerken de saygı duymak gerekir. Oradaki insanlar bizi görürler, bilirler. Sözü özetliyor ve de şöyle to toparlıyoruz değerli kardeşlerim. Gıybet etmeyeceğiz. Başkasının lafını bir başkasına götürüp de laf taşımayacağız. Dilimize sahip olacağız. Sadece dilimize mi? Hayır dilimize, gözümüze, kulağımıza, elimize, bütün vücudumuza, bütün organlarımıza sahip olacağız. Kalbimizi Cenab-ı Hak Hazretlerinin zikriyle yeşerteceğiz. Güzel bir hayat geçireceğiz ki kabirde, kıyamet gününde ve ahirette hesap gününde rahat olalım. Kolay hesap verelim. Sırat köprüsünü kolayca geçip de cennete girelim. Resulullah'a komşu olalım. Cenab-ı Hak Hazretlerinin cemalini görelim inşallahurrahman. Değerli kardeşlerim. Gayem bütün beni izleyen siz değerli kardeşlerime faydalı olabilmek. Cenab-ı Hak azetleri rızasına uygun kılsın. Başta yaptığım duayı tekrar ediyorum. Rabbim söylediklerimle bana dinlediklerinizle size amel etmeyi nasip etsin inşallah. Yine bir sohbetin sonunda hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cenab-ı Hak azetleri razı olduğu çizgide daim kılsın diyorum. Ümmeti Muhammed'in Dertlerine deva, hastalarına şifa, borçlularına edalar nasip etsin diyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah nasip ederse gelecek haftaki sohbetimizde buluşmak üzere diyorum efendim ve saygılar sunuyorum.